Başkanım, ben sizinle devam etmek istiyorum sohbete, çünkü bu kadar ekonomiyi konuştuktan sonra Türkiye'nin ekonomisini sormazsak size herhalde derler ki Orhan en büyük soruyu sormadın, en önemli soruyu sormadın diyebilirler. Biz zaman zaman tabii değişik konuklarımızı burada misafir ettiğimizde herkesin penceresinden bakıldığında Türkiye kimisi tarafından iyi görülüyor, kimisi tarafından da çok karamsar bir tablo ortaya çıkıyor. Tabii ki iktidara yakın olanlar bomba gibiyiz diyor, çok iyi gidiyoruz diyor. Karşı tarafta çok kötü durumdayız diyor. Ama bunu en iyi bilen sizlersiniz. Çünkü ekonominin içindesiniz. Artı en önemlisi de Türkiye'nin ekonomisinin en önemli ayağı olan İstanbul gibi bir yerin o da başkanısınız. Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsun Sayın Başkanım? Şimdi tabii objektif konuşacağız bu konuyu. İki tane rakam vereceğim ben. Bunlardan bir tanesi iç ve dış borç toplamımız kaçtır? Şimdi bakın, iç ve dış borç toplamımız 330 milyar doları aşmış vaziyette. Evet. Tabii bunu tespit ederken çözümlerini de ortaya koymak gerekiyor. Artı bir toplumdaki en önemli konu vergi konusudur, biliyorsunuz. Vergi konusu da öyle bir denge oluşturacaksınız ki toplum tarafından benimsenen bir durum olması lazım. Vergi gönül isteğiyle alınan bir olgu değil, zorla alınan bir konu, bunu da biliyoruz. Yine bir rakam vereceğim. Dolaylı ve dolaysız vergiler oranı. Bugün Türkiye'de dolaysız vergiler %30, dolaylı vergiler %70. Yani halkın alınacağı dili konuşalım. KDV, ÖTV vergiler %70, kazanç yüzden alınan vergiler ise %30. Batı'ya baktığınız zaman bu oranlar tersine. Nedir bunların bir tanesi? Türkiye ekonomisiyle ilgili bir kayıt ekonomi konusunda ciddi bir yol alınması gerekiyor. Birinci konu bu. İkincisi, istihdamın önündeki engellerin kaldırması gerekiyor. Yani Türkiye'de yatırım yapan müteşebbisin önü açılması. Bakın, biraz önce iş sağlığı güvenliği konuşurken Sayın Akdemir onlarca yapıcı işlerden bahsetti. Evet. Ya bunu kaç kişi yapacak? Bakın ben çoğu iş yerini kapadı. Sayın Genel Sekreterim, yani insana verecek sağlık konusunda inan hiç itirazım yok. Evet. Ama bu kadar bürokrasi, bu kadar olgu insanın yatırım yapmasını engelliyor. Mesela 50 işçiden fazla olan iş yerlerinde bildiğim kadarıyla özürlü, tutuklu bilmem ne rakamları vardı. Ne yapıyorduk biz? 50'yi geçmesin diye altına iniyorduk, biliyordun. Evet. Ya bunlara gerek yok. Yani şuraya gelmiyor. Türkiye ekonomisinin öndeki handikaplar var. İşte adaletli bir vergi reformu. Bakın, kurumlar vergisinde güzel bir adım atıldı. %20'lere çekildi. İkinci noktada gelir vergisinde ve vergi kanunda da bu anlattığım dolaylı dolaysız vergiyi ortadan kaldırabilecek olan bir çözüm ortaya koyduğunuz zaman arkası gelecektir. Türkiye ekonomisinin önündeki o süreç açılacaktır. Ama bununla beraber yatırımın önündeki engelleyen, yatırımcıya sürekli teşvik eden bir mantığı ortaya koyduğunuz zaman Türkiye ekonomisi bence çok daha iyi noktaya gelecektir. Piyasalarda bir durgunluk var. Göremediğim nokta bu. Yani İstanbul'dan geliyoruz. Bir durgunluk var. Yani en iyi bunu biz görüyoruz. Ketinen fatura adetinden, ciroların canlılığından bir durgunluk var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama genel hatlarıyla artı yönlerimiz var, eksi yönlerimiz var. Bence bu boyuta pozitif bakmak lazım. Örneğin hükümet eleştiriler açık olması lazım. Eleştiri yapımlar yapıcı olması lazım. Burada da meslek odalarına çok büyük önemli görevler düşüyor. En iyi bunu yaşayan bizleriz. Ben böyle bir minik bir değerlendirme yapmak istedim. Başkanım, ben aynı soruyu size birazcık daha farklı sormak istiyorum. Özellikle son yıllarda işletmelere baktığımızda birçoğu eski oranla ciddi manada banka kredisiyle kendini götürmeye çalışıyor. Ya işlerini geliştirirken yine krediyle geliştirmek zorunda kalıyor. Yani öz kaynak sanki yok. Banka kredileri yan bir destek gibi gözüküyor. Bu durumda baktığımızda Türkiye ekonomisini nasıl yorumlarız? Tabii işletmelerin öz sermayelerinin kuvvetli olması gerekiyor. Ama maalesef bizde söylediğiniz gibi işletmeler kurulurken şirket ortaklarının öz sermayeleriyle değil, sembolik sermayelerle kuruluyorlar.
daha sonra borçlanma yoluna gidiyorlar ve sermayelerinde daha ziyade banka kredileriyle bu koşulu yerine getirmeye çalışıyorlar. Sayın Başkan da söyledi, cari açıktan bahsetti. Cari açıktan bahsederken işletmelerin her ne kadar ekonomik rakamlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin IMF'ye olan borçları bitmek üzereyse bile Türk şirketlerinin dışarıya ciddi olarak borçları var. Yani cari açığı konuşurken bunu da konuşmamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin bütün borçlarının bittiğini söyleyemeyiz ama Sayın Başkan'ın dediğine katılıyorum. Dünya ciddi bir kriz geçirdi. Biz bu krizi bir şekilde atlattık görülüyor. Özellikle bunda inşaat sektörünün çok büyük bir payı var. Kötümser olmak kimseye bir şey kazandırmıyor. İyimser olmak lazım. İyi bakmak lazım. Ama tedbirli olmak lazım. Görünen o ki iki sektör üzerinden gidiyoruz. Bankacılık sektörü daha ziyade tartışılıyor bugünlerde. Alınmaması gereken aldıkları işlem vergileriyle yürüyor. Dosya paralarıyla yürüyor. Aslında esas işleri kullandıkları krediden para kazanmaları lazım. Krediyle ilgili hiçbir masraf almamaları gerekiyor. Türkiye'de bu tartışılıyor. İnşaat sektörü iyi gidiyor. Hizmet sektörü fena değil. Ama esas sanayi ve üretimde rakamlar çok iş açıcı değil. Esas istihdam buradan geçiyor. Bu konuda tedbir alarak yolumuza devam etmemiz lazım. Kötümser olmamak lazım diye düşünüyorum. Efendim, ben iyimserim yine de. Şöyle bir şey var. Siz de değindiniz şimdi. Bankalar verdikleri krediden bir şekilde nemalanması lazım ama bir bakıyorsunuz özellikle son günlerde bankalar ortak karar mı aldılar, ne yaptılar? Bir bakıyorsunuz yani her türlü işlemden ücret alınıyor. Yani 3 lira 5 lira ücret alınıyor. Ya bu konuda neler diyeceksiniz? İşte demin de ifade ettiğim gibi bankalar asıl işlevlerinden biraz uzaklaştılar. Asıl işlevlerinden ya bir denetim gerekmez miydi Sayın Başkan? Şu anda tartışılıyor bakın. Yargı kararları var. Anayasa Mahkemesi'ne giden kararlar var. Fakat bunlar bireysel işlemler olduğu için davayı açan kişileri bağlıyor. Bu konuda parlamentoya görev düşüyor. Yasal bu bireysel karar örneklerini alarak yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bankacılık kanununda yapılacak düzenlemelerle bu alınan işlem vergilerinin kaldırılması gerekiyor. İşlem ücretlerinin kaldırılması gerekiyor. Yani en son Anayasa Mahkemesi'nin kredilerden alınan dosya ücretleriyle ilgili verdiği bir karar var. Ama Türkiye'deki hukuk sisteminde davayı açan üzerinden yürüyor. Tüketici örgütlerinin çok büyük tepkileri var. Süratle davalar açılıyor. Tüm bunların birleştirilerek parlamentoya düşen görev var. Bu konuda ciddi düzenleme yapılması gerekiyor. Çok büyük mağduriyetler var bu konuda. Yani 10 bin lira kredi alıyorsunuz. 10 bin lira krediye 500 lira ona faiz ödüyorsunuz. 1000 lira dosya parası ödüyorsunuz. Aynen öyle. Veya şu da oluyor. Bu doğru değil. Sıfır faizle kredi. Örnek söylüyorum. Bunun da düzeltilmesi lazım. Sıfır faizle bir kredi varsa Türkiye'de yaşayan herkesin kredi alması lazım. Ama sıfır faizle kredi konuşulurken aldatma da var. Kimse dosya parasından bahsetmiyor Türkiye'de. Yani birinin nasıl sıfır faizli kredi olabileceğini anlatması lazım bize. Hangi banka veriyorsa. Ama siz sıfır faizli kredi deyip faiz almayıp 1000 lira 2000 lira dosya parası alıyorsanız bu gizli faiz vardır. Olarak alıyorsunuz. Alıyorsunuz demektir. Evet. Bunların yasal düzenlemeler lazım. Bireysel davalar belli bir noktaya gelmiştir. Artık sıra hukuksal düzenlemededir diye düşünüyorum. Burada son günlerde bir uygulama yapıldı biliyorsunuz. Onun üstündeki bankaya Rekabet Kurulu ceza yağdırdı. Burada bahsettiğiniz konuları aslında bunlar kendi aralarında bir teker oluşturmuşlar ve bunu da tespit ettiler. Bu bahsettiğiniz işte işlem ücretleri. Ciddi milyarlarca liralık bir ceza kesiler biliyorsunuz. Hakikaten kontrol alınması lazım. Yani bankacılık sistemi ekonomiyi canlandıran bir sistem olması lazım. Ekonomiyi tıkayan deyip tam tersine bir önce anlattığım Türkiye'nin ihtiyacı olan yatırım, istihdam konusunda
bol bir kaynağı yok ki, sermayesi yok ki Türkiye'nin. Evet. Mecburen bu tip finansman kaynağına ihtiyaç var. Burada da bankalar biraz önce Sayın Akın ifade ettiği gibi asli görevine dönen ve buradaki aradaki işlemlerden dolayı bunun üzerinden bir banka sistemi sağlıklı bir sistem değil. Ekonomiyi canlandıran ve geliştiren bir sistem doğru olacaktır. Bank kurulu, rekabet kurulu ilk uyarıyı yaptı, cezayı yağdırdı biliyorsunuz. Ama başkanımın dediği gibi gerçekten meclisinde iyi bir hukuk kanuni düzenleme yapması gerekir. Başkanım, ben sohbetimin sonuna geldim. Teşekkür etmeden önce aslında orduya niçin geldiniz demem lazımdı. Orduya geliş sebebiniz nedir başkanım? Bir de ordu odanızın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Şimdi ordu odamız, ben orduya 4-5 kez gelmişimdir bir kere. Tabii yücel bir ordulu, onunla ilgili yorum yapamam. Ordu odası bizim Karadeniz bölgesinde en dinamik odalarımızdan bir tanesi. Tüm Türkiye'de eğitime çok özel verilmekte. Ordu daha fazla eğitim önem vermekte. Gerçekten öyle. Yani her sefer evet, aktifler, yani bir şeyler yapılıyor. Korkunç. Güzel de ekipleri var. Evet. 90'dan beri o ekip mantığıyla geliyor her şey. Bu amaçla geldik. İşte gündemde iş sağlığı güvenliği konusu dolayısıyla Resul hocamızı aldık birlikte. Hem ordulu meslektaşlarımız bir merhaba diyelim dedik. Hem de onların bu çalışmalarına destek verelim diye geldik. Giriş nedenimiz bu kısacası. Evet. Başkanım, siz ne diyeceksiniz ordulu olarak? Vallahi her şeyden önce çok mutluyum. Her geldiğimde. Bir de ordu büyük şehir oldu. Evet. Mutlaka bu konuda da bir iki cümle evet, söyleyeceksin. Mesudiye de içine alındı ya. Yani. Mesudiye de içine alındı. Yalnız ben daha Mesudiye'yi görmedim. Orhan Bey, şikayetim neyse, var. Beni götürmedi. Yahya Bey'i Mesudiye'ye en kısa sürede götüreceğim. Yazın götürün. Bir bahar yaz gelsin. Bakacağız orduya geldiğimizde. Tabii orduya her gelmemde ayrı bir mutluluk duyuyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Gelmek için de davettiği bahane arıyorum İstanbul'da. O niyetle geliyorum. Hepsi arkadaşımız. Kendilerine teşekkür ediyorum. Önce tüm ordulu hemşerilerime büyük şehir oldular. Hayırlı olsun. Büyük şehir olmanın avantajları da var, dezavantajları da var. Tehditleri de var, fırsatları da var. Bu tehditleri fırsata çevirmek lazım, çevirmek lazım. Buradaki en büyük sıkıntı da şu, ben diğer büyük şehirlerde gördüğüm sıkıntıyı paylaşmak istiyorum ordulu hemşerilerimle. Özellikle büyük şehir olan yerlerde ilçe belediyeleriyle büyükşehir belediyesinin ortak çalışma kültürünü oluşturmak zorundayız. Bu zorlamayla olmaz demokrasilerde. Yani büyük şehir hangi partiden olacaksa ilçe belediyelerde bu partiden olsun mantığı doğru bir mantık değil. Demokrasinin olduğu yerde her ilçede farklı bir siyasi parti yerel yönetimleri alabilir. Nihai çözüm büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinin ortaklaşa çalışma kültürünü oluşturmak zorundayız. Benim dileğim, 2014'te yerel yönetim seçimleri var. Bu seçimlerden sonra Türkiye'de ordu büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri yapacakları ortak çalışmayla bütün Türkiye'ye bir örnek teşkil ederler. Aksi halde benim Anadolu'da gördüğüm, diğer şehirlerde gördüğüm bu ortak kültür oluşturulamadığında gerek hizmette, gerek yatırımda, gerekse diğer sorunların probleminde yol alamıyorsunuz. Dolayısıyla fırsata değil tehdite dönüşüyor. Zarar görüyor. Bu anlamda ben ordudaki kültürle ordu insanının güzelliğini de biliyorum. Olaylara yaklaşma biçimini de biliyorum. Ben orduda ortak kültürün oluşacağına, büyük şehir olmanın zararını değil ordunun faydasını göreceğine inanıyorum. Efendim, ordu odasının çalışmalarını takip ediyorsunuz. Bir ordulu olarak yine aynı zamanda TÜRMOP'un genel sekreteri olarak not veriyor musunuz? Ya şöyle söyleyeyim, ordu odasının çalışmasını, web sitesini, yayınlarını sadece ordulular değil. Merkezde bizim istediğimiz gibi, ben Anadolu'nun birçok iline gidiyorum. Oralarda da bana söylüyorlar, ordu odasının web sitesinde şunu okuduk diyorlar. Veya ordu odasının şu dergisinde çok güzel bir yazı çıkmış diyorlar. Tabii ben bunların hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten çalışmaları... Bizim arkadaşlarımız profesyonel değiller.
gönüllü çalışıyor bizim arkadaşlarımız. İşlerinden, eşlerinden, hayatlarından, hafta sonlarından fedakarlık ederek bu çalışmaları yapıyorlar. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Sadece onları kutlamak gerekiyor. Teşekkür etmek gerekiyor kendilerine. Başkanım, son bir cümlenizi alayım. Ordulara, bizi izleyenlere mesajınız. Ben de büyükşehiriniz hayırlı olsun diyorum ordulara. Büyükşehir oldunuz. Ordulu meslektaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ordu halkını iletmek istiyorum ki aydınlık bir kent burası. Her geldiğimde büyük bir keyifle geliyorum orduya. Ama bu sefer tanıyamadım. Çok büyümüş, çok gelişmiş. Gelişiyor. Müthiş gelişen bir olay. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Bize de bu vesileyle düşünce aktarma fırsatı verdiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Ordulu odamıza puan vermedi ama ben 10 üzerinden 10 veriyorum Ordu odasına. o biraz duygusal bu. Yani. 10 üzerinden 10 veriyorum hakikaten. Ertuğrul Başkanım ve ekibi, şeyi hak ediyor hepsi yani. Hepsi süper. Evet, evet başkanım, siz de son bir cümleyle bizi izleyenlere ne diyeceksiniz? Mesajınızı alıp kapatmak istiyorum. Tabii Yahya Başkan kıskanmasın da ben Ordulu olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Ordulu meslektaşlarımı, Ordulu hemşerilerimi çok seviyorum. Sadece bu orduda değil, bizim doğduğumuz yerler burası ama doğduğumuz yerler İstanbul olmasına rağmen biz İstanbul'da da bir ordulu gibi yaşamaya, bir ordulu gibi düşünmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Orduları çok seviyorum. Onlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kısıtlı bir zamanınız vardı biliyorum ama o kısıtlı zamanınızdan bize de ayırdınız. Bizi izleyenleri bilgiyle en azından bilgilendirdiniz. Onun için her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Başarılar diliyorum efendim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Bir Konuşan Türkiye programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki programda tekrar sizlerle beraber olabilmek dileğiyle iyi geceler diliyoruz efendim.